Barberi Plus'a hoş geldiniz. IFA 2019'daki turumuz devam ediyor. Şu anda Philips standındayız ve yanımızda Ersin abiyle beraber Philips TV Türkiye'den pazarlama direktörü Can Bey var. Can Bey'den IFA 2019'da tanıtılan OLED Plus televizyonlarını Philips'in dinleyeceğiz. Ve daha sonra zaten hali hazırda şu anda Türkiye'de satışta olan Divan serisi akıllı televizyonları da konuşacağız. Abi nasılsın? Çok iyiyim, hoş geldin. Biri giriyordu, zor tuttum az önce. Fark ettim, ona güldüm ben. Fuayda oluyor böyle çok, şeyler. O kadar yoğun ki stand, yani şey, evet. Sürekli birileri giriyor. Hoş geldin Kerem, hoş geldin Ersin. Eyvallah, hoş çok geldin. Teşekkürler Can. Televizyon dolu etrafımız. Evet. Ve çok güzel televizyonlarla dolu. Bunlardan bir kısmı Kerem'in bahsettiği bir divan serisi. Oraya geçeceğiz, bir divan duvarımız var. Ama divana geçmeden önce sizin Türkiye'de çok önem verdiğiniz ve benim anladığım kadarıyla önümüzdeki bir yıllık dönem içinde Türkiye'de bir dengelemi bozacağını varsaydınız, bir başka modeliniz daha var. Doğru. Anlatsana bize onu. Şöyle, hoş geldiniz tekrardan. Şimdi OLED'in dışında insanların fiyat performans tarafında aslında bir araya gelmesi gerekiyor ve mağazaya bir müşteri girdiği zaman arada tüm özellikleri bulmaya çalıştığı bir üründe odaklanmak istedik. İşte Anglo-Saksonların diliyle Hero ürün aslında. Nedir bu? İşte bugün önem verilen bütün teknolojileri içerisinde taşıyor. Ancak her şeyden önemlisi bunu tabii fiyat performans olarak doğru yerde, doğru bir ekilibriyumda ortaya çıkaran bir televizyondan bahsediyoruz. Biraz da aklında kalıcı olması istedik. Belki de bir televizyon markası ilk kez böyle bir şey deniyor. Yani sayılara ve harflere insanları boğmak yerine this is the one. Yani almak istediğin ürün aslında bu. Hatta yurt dışındaki reklam noktamız this is the one to watch. Yani izlenmesi gereken tam da bu şekilde bir noktamız var. Ne de dersen biraz teknik tarafına girecek olursam bu ürün her şeyden önce bir metal kaseye sahip. Rakiplerde genelde plastiktir. Tıpkı bir monitör gibi dönebilen bir standa sahip. Ürün aşağı yukarı 35 dereceye kadar dönebiliyor. Farklı açılardan izlenmesi için. Netflix'e de Apple TV gibi gereken platformlardaki Dolby Vision ve Dolby Atmos sertifikasyonlarına sahip. Bunun dışında HDR10 Plus sertifikasına sahip. Tabii ki Philips yapan Angolite 3 sahip. Yani 3 taraflı. Onda zaten tek sahip kafada. Ve yine çok önemli. Özellikle Android cep telefonu kullanıcıları için de çok önemli. Android yazılım içerisinde. Aslında kısacası Philips yapan bütün özellikleri yeni sıra güncel televizyon teknolojilerini de tümünü tek bir üründe taşıyan bir PC konsol oyuncusunu da kucaklayan, bir çok iyi bir high-end televizyon isteğini de kucaklayan ya da çok iyi bir film deneyimini evinde yaşamak isteyen herkese tek bir ürünle ve çok da uygun bir fiyat seviyesinde herkese kucaklayabildiğiniz bir ürün aslında. Böyle bir kavraman ürün. Aslında hikayesi şöyle, çok kısa bahsedeyim. Türkiye'de ve dünyada en çok satan 7000 serisi televizyonlarımız da bizim Philips olarak. Bugün ise bizim 7000 serisi televizyonlarımızın hala 7000 serisi performans serisi olarak devam ediyor. Ancak akılda kalıcı olarak, gerek kozmetik olarak, gerek marketteki duruşu olarak, kutulamasına kadar, ismine kadar farklı bir değişiklik yaptık. Ve adına Duman dedik. Türkiye'de satışa başladı. Nasıl gidiyor bu arada? Çünkü daha yeni satışa çıktılar. İlginç olan şöyle, normalde 2018 model ürünleri bitirip 2019 model ürünlere geçerken her zaman yeni gelen ürünleri satmakta bir nebze zorlanırsınız. Çünkü eski ürünlerin fiyatı bir nebze daha aşağıdadır. Ancak ilginç olan biz eskisine göre yeni gelen ürünlerin fiyatları daha yüksek olduğu için daha yavaşlaya başladık. Neredeyse eski ürünler kadar satmaya geçtik. Bazı panel modellerinde, bazı panel büyüklüklerinde eski model satışlarını açmışlar. Ve bu sadece galiba 3-4 haftalık bir hazırlık bir süreçti. Ne zaman girdiler? Şöyle söyleyeyim, biz ürünlerin ithalatını ve üretimini Ağustos ayı içerisinde tamamlayıp Eylül ayında raflarda olmasını sağladık. Bahsettiğim aslında son 10 günlük bir süreçten bahsediyoruz da. Bu konuşmalarımızın tamamen divan için geçerli. Tamamı divan için geçerli. Ama divandan başka konuşmamız gereken bir başka modelimiz daha var, öyle değil mi? Aslında burada yeni duyurulan OLED'ler var. Şöyle. OLED tarafında son 3 yılda çok ciddi aslında yatırımlarımız var. Bunları da perçinlemeye başladık. Türkiye'de de aslında sirayet edildi. Şöyle özetleyeceğim, numerik konuşayım. Türkiye'deki OLED pazar payımız son 2 ayda %8.5 seviyelerini yükseldi. Bu değerseldir, adetsel değil. Ve bu sadece 2 ay içerisinde. Yeni OLED televizyonların
Türkiye'ye gelmesi biraz daha geçti. Ancak geldikten sonraki pazarın cevabı açıkçası çok sevindim. Çok da bir yandan da şaşırtıcı değil demek istiyorum. O tarafta çok tevazu göstermeyeceğim. Çünkü üniversitede gördüğünüz gibi çok iyi. Burada OLED 980, OLED 930 ve OLED 804 ürünleri var. Alt detayına inecek olursak OLED 984 senin stand alone çektiğim videoda da olduğu gibi çok high end bir ürün. Kuzey Avrupalı ülkelerde genelde nispi olarak daha çok satın al satış beklentisi olan en yüksek seviye ürün ve en iyi ev sineması deneyimi ödülü aldı insanımız zaten. Ayaklı ve bavurzan bir sound var. OLED 934 geçen sene OLED 903'ün devamı. Yine altında bir sound var. Evet. Ancak bizleri daha çok ilgilendiren, benim de yüzümü güldüren, fiyat performansının optimum seviyede buluşturan OLED 804. Türkiye'de ilk etapta 55 inç ile Eylül ayında bitirilen satışta. Uzun zaman sonra ilk kez şunu da mutluluğunu yaşıyorum. Avrupa ile bir ürünü aynı anda Türkiye'de OLED 800'ün şu an ürünlerimiz yolda. Belki bir ürünü gelmiş oluruz. Bir fiyat, böyle bir rakam senden duyabilir miyiz? Duyabilirsin. Bir şey şansımı deneyim dedin. Güzel. Çünkü çok yakın bir tarihten bahsettik. Hala hazırda biz OLED 803 modelini satıyoruz. Kendisi 2018 modeli. 2018 modelinde 55 inçte bizim şu an fiyat satıyoruz. 1999-1999 değiştirilen bir yerde. Biz OLED 803'ün üzerine neler koyduk? Ondan bahsedelim. OLED 804 ile beraber bu bisek var, bambaşka bir kozmetik yapıyabiliriz. Çok daha minimal, yepyeni bir OLED panel. Bu yepyeni OLED panelin de getirisi olarak Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10 Plus, Ambilight, Android yazılım ve değişen bir minimal tasarım, ayakları özellikle ürünün inanılmaz bir şey yok. Çok ağır bir dizayn olduğunuzu uygun bir ürün. Tüm bunların yanında Best Buy OLED TV 2019'a ise ürünü kazandı. Tüm bunların üzerinde koyduk ancak fiyatına dair hiçbir ekleme yapmadık. Fiyat seviyesi olarak aynı seviyeden OLED 804, OLED 803'ün devamı olarak Türkiye'de giriş yapıyoruz. Ya bu arada abi çok samimi şunu söyleyeyim. Ben mesela bugüne kadar çok doğal olarak Bowers & Wilkins herhangi bir ses ürünü falan kullanmamıştım ve markayı da çok tanımıyordum. Bizde daha incelemesi çıkmadı, yayınlanacak. Sizin Bowers & Wilkins'i geçen seneli modellerden bir tanesi geldi. Şimdi modeli tam hatırlamıyorum. Aydan ofiste ya bu gerçekten nasıl bir ses dedik. Çünkü inanılmaz seviye olarak yukarılara çıkıyor ve aynı zamanda o kaliteli sesi de falan duyabiliyorsun. Hani hep biz televizyonda genelde görüntü konuşuyoruz ama ses de gerçekten aslında bir o kadar konuşmamız gereken bir konu ve gerçekten çok iyi bir iş biliyor yani. Çok doğru bir yere değindin. Buradaki yorumum şöyle olacak aslında. Şimdi dürüst olmak gerekirse... Seni şöyle anlayacağım. Pardon. Dürüst olmak gerekirse televizyon teknolojisinde belirli yıllarda bazı teknolojiler tıkanabiliyor. Şu yaşadığımız son 2 senelik dönemde de aslında panel teknolojisi anlamında... Fuarın kalabalığından bir de sağa panel teknolojileri anlamında aslında evet küçük makyajlar değişiklik yaratıyor ama böyle yeni bir era yaratacak inanılmaz etiklerde kez bu telefonda da aslında biraz geçerli. Artık tıkandı telefon. Dolayısıyla markalar, bizim gibi özellikle premium markalar farklılaştırmayı total deneyim üzerine kuruyor. Bir film izlerken, maç izlerken de görüntünün yanında İlk aklınıza gelecek total deneyimi artırıcı şey nedir? Diğer duyumuz olan ses. Evet. Görselin yanında sesi de artırmak için dünyanın en iyisini çalışıyoruz. Ben bu sene çalışıyoruz. British adamlar, İngiltere'nin biliyorsunuz sayılı stüdyolarından. Zaten o kadar high-end olduğu için bana kadar gelmemiş. O yüzden bilmiyorum yani. Sonradan öğrendim ki benim ayıbımmış. Maalesef tabii ülkemizin kur seviyesindeki son dönemindeki volatil durumundan dolayı biz OLED Bowers & Wilkins'lerin bir kısmını, Bowers & Wilkins ortaklığındaki OLED televizyonlarımızın bir kısmını Türkiye'ye getirememiştik. Bununla ilgili de biraz unutmuyormuştum. Neyse ki Akdeniz ülkelerinin özellikle sevindirici bizim merkez ekipten bir hareket oldu ve bu yıl şu an Türkiye'de satışta olan 55.88.04 modelimizi piyasaya sürdü. Ne farkı var derseniz paneli OLED değil, LED panel. Ama altında Bowers & Wilkins imzası olarak sanatları var ki sizdeki inceleme amaçlı gönderilmiş olan ürün de o. Birebir aynı
turistim deneyimi hem görüntü hem ses anlamında yaşıyorsunuz. Sadece gerçek siyahları görebiliyorsunuz. Bunun da sebebi zaten OLED. Ama ona göre de daha uygun fiyatta satın alabiliyorsun yani gibi. OLED teknolojinin kendine göre avantajı var. OLED teknolojinin kendisine göre avantajı var. Bu tartışılır bir şey. Ancak dediğim gibi sonuçta total deneyimi artık ülkemizde de kullanıcılarımız deneyimleyebilir. Bu da beni çok mutlu ediyor. Çünkü o bavuzlarındaki ses sistemi gerçekten insanlara elzem gibi gelmeyebilir. Ama tıpkı Ambilight gibi. Bugün biz Ambilight'la geri dönüş oran olarak ilk kez Ambilight televizyon kullanan kişinin Milano'daki eventte ben %60 ben olduğunu söylemiştim. Yeni gelen Big Data'ya göre %90'ları bulmuş. Yani %90 çok büyük rakam. Ambilight kullandıktan sonra bir sonraki televizyonda mutlaka Ambilight. Ya çünkü bir sonraki televizyon Ambilight olmayınca büyük ihtimal adama çıplak televizyon gibi geliyor. Böyle bir şey eksik gibi geliyor. Biraz o işte hani bizim Amiyane tabirinde yaban geliyor. Evet, o cafcaflı görüntüyü alamıyor. Bowers and Kiss teknolojisi de tam böyle bir şey aslında. Yani duymadan ya da o şekilde bir evdefini izlemeden onun çok da böyle gerekliliğine inanmıyorsunuz. Ama ne zaman ki onu deneyimliyorsunuz, ondan sonraki tecrübeler biraz az kalabiliyor. Yeni OLED'leri Türkiye'de ne zaman görüyoruz? OLED 804 modelimiz 55 inç olarak Türkiye'de olacak. Dediğim gibi dünya ile aynı anda IFA'da bugün lanse ediliyor. Eylül ayının içerisinde de Türkiye'de bu ay içerisinde raflardaki yerini alacak. Biz de zaten büyük bir röportajdan bir hafta içinde 804'ün incin bir videosu da kanalda yayını almış oluruz. Cihaz bizde var 2-3 haftadan beri. Kullanıyoruz, çok sevdik. Hatta benim cihazla bir de şey yapmak istiyorum. Hep ses, söylüyorum bunu. Ses aynen öyle. Eski model, geçen yılın bir Philips televizyonuyla 804'ü bir stüdyo yani. Bildiğimiz profesyonel kayıt stüdyosuna sokup oradaki ses değerlerini ölçmek istiyorum. O videoda hemen de bir 2-3 hafta içinde şey yaparım. Kanalda yayınlanmış olur. Bu işi becerebilirsek, altından kalkabilirsek teknik anlamda. Can çok sağ ol zaman ayırdığın için bize. Ben teşekkür ederim. Sence Philips'in IFA'da bu hani ben şey diye algılıyorum. Philips burada boy gösteriyor bir anlamda bir anlıyorum. O gösterdiği boyla ilgili atladığımız bir şey var mı? Özellikle not vermemiz gereken başka bir nokta var mı? Şöyle, Philips aslında çok büyük bir marka ve burada stand içerisinde gördüğünüzde mesela stand televizyonla başlamıyor. Enteresandır. Önce medikalle başlıyoruz, işte daha sonra SDA var, küçük ev aletleri, oradan çıkıyorsunuz. Bu sene kulaklıkla bambaşka bir yere açıyoruz ve ondan sonra TV, monitör, burası tüler falan. Gerçekten Avrupalı bir teknoloji değil mi? Ve gerçekten her sene biraz daha farklı yapıyor ve özellikle burada kendi evinde şu an Berlin'de bir fuardayız. Avrupa'nın göbeğinde biraz farklı ortaya koymuş vaziyette. Özellikle bu seneki televizyon modelleri ve joint venture ortaklıklar diğer markalarla olan çok etkileyici. Bu kendi adıma objektif yolu. Dediğim gibi IFA içerisinde kullanıcıların da ilk bize olan temasları gerek medyanın gerek ziyaretçilerin hatta diğer firmalarda çalışan dostlarımızın da tepkileri bu sene biraz daha farklı oldu. Bunun anlaması bu bizleri de çok heyecanlandırıyor. Ama beni kişisel olarak en çok heyecanlandıran şeylerden bir tanesi de genelde ben misafirlerimize ya da medyaya hep şunu demek zorunda kalırdım. İşte bir falan tanıtıyoruz ama 6-7 ay sonra burada Türkiye'de olacak vesaire. Ancak bu sene farklı olan şey The One dediğimiz fiyat performans serimizle ya da OLED 804 gibi bir amiral gemimizle Avrupa ile aynı anda Türkiye'de olacak. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler zamanı yönetim. Seneye yine burada IFA'da Philips'in bir sonraki yılki modellerini konuşuyor oluruz inşallah. O videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.